Şimdi 2023 ile alakalı bizim bir sorunumuz yok. Ben açık söyleyeceğim. Cümleyi öyle kurayım. 2022 yılımız, Allah cümlemizi affeylesin. 2023 kavuşacağımız yıl hayırlar, bereketler getirsin. Yani bu yıllarda bir vebal yok. Efendi Hazretleri bizzat derdi, yılın bir suçu yok derdi. Konuşması var. O konuşması da var hala. Yılın bir suçu yok. Çünkü Resulullah Efendimiz 571'de doğdu. Bak o yılı söylüyoruz. 632'de vefat etti. 610'da peygamber oldu. 622'de Mekke'den Medine'ye hicret etti. 624'te Bedir Savaşı oldu. 625'te Uhud Savaşı oldu. 627'de Hendek Savaşı oldu. 630'da Mekke'nin fethi oldu. Hem de bunu özetlemiş olduk. Bunu biz bu tarihe göre, bu yılların ismini kullanarak konuşuyoruz. Eğer bunun kültürümüzle, tarihimizle, dinimize aykırı bir şey olsaydı biz bu tarihi reddederdik. Bunları konuşmazdık. Sorun işte buradaki Kur'an mucizesini gösteriyor. Yani alemu men ca'e bil huda, hidayet yolu. Yakışan İsa Aleyhisselam dünyaya geldiği bu günlerde 25 Aralık İsa Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği gün olarak bütün Avrupa'da tam dün bugün orada Christmas diyorlar. Ortalık yıkılıyor falan. Noel tam burada yani bugünlerde oluyor. Ondan sonra bunu işte kutlamak, kutsamak burada kişiyi din dairesinin dışına atar. Bizim böyle bir gavurlarla ittifak edeceğimiz bir şey yok. Şimdi burada bizim yapacağımız yakışan nedir? İsa Aleyhisselam dünyaya gelmiş. Allah'ım şefaatine nail eylesin. Mevla onu göklere kaldırmış İsa Aleyhisselam. Geldiğinde ki gelecek, biz de yetişirsek inşallah yanında oluruz, askeri oluruz, hizmetçisi oluruz. Şimdi doğru olana bir sahip çıkarız. Yanlış olan şeyler. Değerli arkadaşlar, bunu sizinle paylaştım. Şanlı bayrağımız, bayrağımızın üstünde. Şimdi burada bir kırmızıya boyanmış, hilal yapılmış, yıldız yapılmış. Şimdi bunu Türk bayrağı olduğunu anlıyorsun. Nereden? Alametlerinden. Alamet önemlidir. Yani baktığınız zaman adamın başında Noel külahı var. Bakıyorsun adamın başında takke var, sakal var, sarık var. Bu alamet baktığınız zaman. Yok bakıyorsun adamın elinde Kur'an-ı Kerim var. Öbürünün boynunda haç var. İşte bunlar bir simge oluyor. Yani bunda ne var ki? Allah muhafaza. Yani Türk bayrağının hilalini kaldır, oraya haç koyarsan ne var ki diyemezsin. O bayrağı değiştirdin sen. Yani bazı şeyler vardır öyle. Ne var ki bunda? Biz bunu süs olsun diye yaptık. Dinden çıktı. Kaliteli kafir eder adamı. 2022-2023'te bir sıkıntı yok. 2023 yılımızı Allah hayırlarla getirsin inşallah. Ben yıla düşman değilim. Yıldan bir sorun yok ki yılın. Ne sorun olacak? İsa Aleyhisselam dünyaya gelmiş. Ben ondan bahsetmiyorum ki. Orada cuma saatinde sen içki içmeye kalkışman veyahut da daha beter cumaya gitmen gerekirken kiliseye gidiyorsun. Böyle anla. Cuma'nın bir suçu yok ki. Cuma günü sen cumaya gitmen gereken yerde başka yere gidiyorsun. Bugünlerde yapman gereken yerine başka bir şey yapıyorsun. Olay bu. Bu meseleye dikkat etmek lazım. Allah bizi yanlışlardan muhafaza eylesin. Onun için bazı ameli meselelerdeki yanlışlar estağfurullah dersin. Ancak bazı meseleler vardır ki imana taalluk eder. Bu yılbaşı meselesi imana benziyor. Ameli meseleye benzemiyor. Men teşebbehe bi kavmin fehve minhum. Kim bir kavme benzerse onlardan. Ve men radiye amele kavmin kâne şerike men amile bihim. Kim bir kavmin yaptığından razı olursa onların yaptıklarına ortak olur diyor. Men habbe kavmen ala amalihim. Kim bir kavmin yaptığını severse huşire fi zümretihim. Onlarla beraber haşrundur. Ve husibe bi hisabihim. Onların hesabıyla hesaba çekilir. Ve illem ya'mel bi amalihim. Yaptıklarını yapmasa bile. Men hazara masiyeten. Resulüm buyuruyor ki kim bir günah ortamında bulundu yılbaşı. Fekeriha. Onu kerih görürse ya bizim ne işimiz var? Koca peygamber dünyaya gelmiş. Onun teşrif ettiği o günlerde ona yakışan nedir? Tazimdir, hürmettir, Kur'an'dır, zikirdir, tesbihdir, tehmiddir. Yani dua eder, ibadet ederse, tazimine yakışanı yaparsa fekenneme gâbe anha. Orada yokmuş gibidir. Millet kırıla gidiyor. Haram, günah işliyor. Sen orada yoksun. Veya bulunduğun yerde maalesef düğün yapılıyor. Orada çalgı çalıyorlar. Evde oturuyorsun. Nereye gideceksin? O da sana geliyor, onun sesi. Dımbır dımbır rahatsız ediyor seni. La ilahe illallah Muhammed. Nedir bu başımıza gelen? Orada yokmuş gibidir. Ve men gâbe anha. Kim orada yok da o haram ortamında fe ahabbeha istedi. Ya tüh be. Orada olaydık. Nasıl yılbaşıyı böyle kutlardık vesaire. Merak etme. Fekenneme hadaraha. Sen oradaymış aynı günahı kazanır o kişi. Oturduğu yerde o günahı kazanıyor. Tüh be. Orada olsaydık nasıl? Şöyle olurdu, böyle olurdu. Niyet acayip bir meseledir.